Justin düzeldim. Ha? Rahat mısın? Ha, yemeğin de geldi. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi bakalım. Yemek vakti. Yemesem olmaz mı? İtiraz istemem. Çok güzel bir şeye benzemiyor ama mecbur yiyeceksin. Ben kime konuşuyorum acaba? Yuvarla. Kızım. Benim için endişelenmiş. Ya görsen o kadar sıcaktı ki. Böyle geldi, elimi tuttu. Baba dedi bana. O da çok korktu tabii. Ya korku değil bence, affetti beni yani. Affetmese baba der mi? Baba dedi bana ya. Hayatım boyunca bunun hayalini kurdum. Buna tutundum. Meğer sevebilirmiş beni ama işte. Her şeyi mahvetmeseydim. Hayatta her zaman bir umut vardır. Nefes aldığın sürece tabii. Bak Burcu bir adım attı. Sen de ona karşılık ver. Kendine iyi bak ve bir an önce iyileş, tamam mı? Ölsem de gam yemem artık, bu bana yeter. Kimse ölmeyecek. Bu yemek de yenecek, tamam mı? Hadi bakalım. Belki sever beni. Yani sevmese de iyi hatırlar, ne bileyim, olmaz mı? Sıcak mı? Kötü mü? Ne yapalım, yiyeceksin. Baba, eve gitmeyeceğiz değil mi? Kızım, otele bıraktık ya eşyalarımızı. Dayımı görmek istemiyorum onun için. Tamam. Baba ne oldu? Gel anlarız şimdi kızım. Merhaba Mumur Bey. Ömane olaya. Savcılıktan emir geldi. Hasta yarın sabah adliyeye sevk edilecek. Çok erken değil mi? Emir böyle. Nakil aracı saat 8'de burada olur. Nasıl ya? Daha iyileşmedi. Bu halde gidemez. Savcı Bey doktorla mütalaa etmiştir. Rapora ulaşmasa zaten böyle bir karar çıkmazdı. Nasıl? Bu halde hapse mi atacaklar? Baba bir şey ya. Merak etme kızım. Memur beylerin bildiği bir şey vardır. Ben arkadaşlarla yalnız konuşayım. Ya hadi çıkalım biz. Hayır efendim, ben bir yere çıkmıyorum. Bu durum çok saçma. Bence de. Ben de gelmiyorum. Mahkeme görülür de tutukluluk kararı çıkarsa cezaevi revirinde tedavisine devam edilir. İtirazınız varsa avukatınız mahkemede eder zaten. Hayır, kabul etmiyorum. Ben şimdi gidip doktoruyla konuşacağım. Dima. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ben sabah hazır olurum.